İstanbul'da yapılan bir toplantıda 14 Büyükşehir Belediye'mizin bundan sonra sadece belediye başkanları arasında değil, aynı zamanda bütün üst kademe yöneticilerinin de katıldığı, pek çok konu başlığında doğru örneklerin çoğaltıldığı, bilgilerin paylaşıldığı, hafızanın tazelendiği ve iyi örneklerin yaygınlaşarak kurumsal bir yapılanmaya oluşması ile ilgili bir karar alınmıştı. Bunun ilk ayağında biz Adana'da itfaiye daire başkanları toplantısı gerçekleştirdik. Sonra İstanbul'da ulaştırma daire başkanlarının katıldığı, ulaşım daire başkanları, trafik müdürlerinin katıldığı bir ikinci çalıştay yaptık. Geçtiğimiz günlerde Antalya'da su ve kanalizasyon idaresi başkanlarının katılımıyla birlikte özellikle kuraklık, içme suyuna ulaşım, kanalizasyon arıtma tesislerini gündeme alan bir toplantıyı yaptık. Bu arada tabii belediye başkanlarımızla sık sık bir araya geliyoruz. Şimdi ise Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer'in ev sahipliğinde sizin söylediğiniz gibi gündemimizde kadın var. Kadın istihdamı var, toplumsal cinsiyet eşitsizliği konusundaki çalışmalar, kadınların kamu yönetimlerinde, belediye yönetimlerinde etkin görev alabilmeleri noktasında, yani sadece düz vasıfsız işçi noktasında değil, aynı zamanda her kademede yönetici pozisyonuna gelebilmesi ve özellikle de son yıllarda ağır ekonomik koşullar nedeniyle giderek daha da yoksullaşan ailelerin en büyük yükü çeken kadınlarına ve çocuklarına yönelik olarak da yapılacak olan destekleri konuşacağımız bir çalıştay gerçekleştiriyoruz. Bugün burada 14 Büyükşehir Belediye'miz ve 21 il belediyemizin daire başkanları, belediye başkan yardımcıları, kadın sorunlarla ilgili sosyal politikalara bakan müdürler olacak ve çok ciddi bir katılımla son zamanlarda kadına yönelik şiddet, çocuklara yönelik şiddet ve kadın cinayetlerini de esas alan bir sonuç bildirgesinin çıkacağını umuyorum. İktidar çok uzun zamandır artık siyaseti ilçe başkanları ya da il başkanları ile yapmıyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ilçe başkanları, kaymakamlar ve cumhuriyet savcıları, il başkanları da hakimler ve valiler olmaya başladı. Devletin partisi oldular. Devletin bütün olanaklarını kullanıyorlar ve artık fütursuzca kamu yöneticileriyle de siyaseti dizayn etmeye çalışıyorlar. O nedenle yapılan girişim ki çok büyük bir tepki oldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün yöneticileri, başta Sayın Genel Başkan olmak üzere büyük tepki verdik. Sonrasında da galiba 48. Ceza Mahkemesi zorla getirme kararını kaldırdığını açıkladı. Yani Türkiye'de ana muhalefet partisinin liderliğini yapmış, adalet yürüyüşü için Ankara'dan İstanbul'a yürümüş bir saygın siyaset insanına cezasının bile ne olduğu belli olmayan bir cumhurbaşkanının avukatları tarafından açılan hakaret davası dolayısıyla zorla getirme kararı zaten bütün vicdanları yaralayan bir karardı. Tıpkı ahmak davası gibi işte Sayın Ekrem İmamoğlu'nu siyasetten yasaklı hale getirmek için uydurulmuş mahkemeler ve onların kararlarının içinden geçiyoruz. Biz bugün burada yapacağımız toplantıda da bütün alanda yaptığımız toplantılarda hep şunu söylüyoruz örgütümüze. Biz artık Cumhuriyet savcılarıyla, kaymakamlarla ve devletin yetkilileriyle siyasette mücadele ediyoruz. Artık AKP Devlet Partisi'nin siyaseti daraltma girişimlerinin en temel özelliklerinden bir tanesi de hukuk oldu. Sayın Darın Acemoğlu biliyorsunuz Nobel Ekonomi Ödülü aldı ve Türkiye gibi orta gelişmişlik seviyesindeki ülkelerin büyümemesinin en temel sebeplerinden bir tanesinin de adalet mekanizmasının giderek bozulmuş olmasını ortaya koyan bir makale yayınladı ki bu ödül aldığı Nobel Ekonomi Ödülü'nün gerekçelerinden bir tanesiydi. Yani demokrasiden ve hukukun üstünlüğünden asla vazgeçmeyeceğiz. Mücadelemiz devam edecek. Bugünkü çalıştayımızdan sonra bir sonraki çalıştayımızın temel konusu da kültür ve sanat ağırlıklı olacak. Özellikle belediyelerimiz eliyle sanatçının, kültürün, yazarların, edebiyatçıların, bütün sanatçıların desteklenmesiyle ilgili zaten çok sayıda organizasyon yapılıyor. Ama bunların da belli bir disipline edilebilmesi ve
yapılmış olan başarılı örneklerin diğer belediyelerimiz tarafından da hayata geçirilmesiyle ilgili bir bellek paylaşımı üzerine bir çalışmamız olacak. Onun ev sahipliğini bakacağız, kim yapacak?